Hattımızda Hasan Bey var, bizi İstanbul'dan arayan. Alo, iyi günler Özlem Hanım. Merhaba Hasan Bey. Merhaba. Sizi ilgiyle takip edenlerdeniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Evet, ben kısaca şöyle özetleyeyim olayı. Borsada 35 bin liralık bir hisse senedim var. Şimdi, 20 bin lira... Pardon, bir dakika keseceğim Hasan Bey. Buyurun. Sizin paranızdan önce siz beni ilgilendiriyorsunuz. Önce insan, sonra para diyoruz biliyorsunuz, kuralımız var. Evet. Önce ben sizi tanımak istiyorum. Hasan Bey kimdir? Evli midir? Evet. Çocukları var mı? Bu bütün hayatınızın içerisinde sonra para konularına gelip ona göre onay red veriyorum. Evet. 44 sene önce İstanbul'a göç eden göçmen bir ailenin çocuğuyum. Evet. Evliyim. 44 yaşındayım. Çocuk var mı? İki tane oğlum var. Ellerinizden öper. Allah bahşesin. Biri 12 yaşında. İnşallah. Biri 12 yaşında, biri 16 yaşında. Biri liseye gidiyor, biri ortaokula gidiyor. Çok güzel. Evliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Kendi evim. Çok güzel. Yani, sesiniz babam, de böyle gayet mutlu geliyor. Ne harcamak istiyorsunuz ve kaç para bugün? Ne için ona istiyorsunuz? Şimdi ben Laleli'de sorumlu olarak, mağaza sorumlusu olarak çalışıyorum. Evet. 3 sene öncesine kadar birkaç tane arabam vardı da işler iyi gitmeyince bir sıkıntı çektik. Satmak durumunda kaldım. Fakat şükürler olsun Rabbime. Yine mali yönden birazcık düzeyleri gibi oldu. Yani yeniden bir istek oluştu. Şöyle ki çocuklarım da büyüdü. Ailem de artık bir yerlere yine eskisi gibi gitmek istiyor. Rahat etmek istiyor. Ben de o amaçla 20 bin liralık bir banka birikimim var. Şimdi ne almak istiyorsunuz? Öncelikle Hasan Bey harcayabilir miyim? Araba almak istiyorum. Araba almak istiyorum. Bunu biraz zor söylediniz. Onaydan çekiniyorsunuz galiba. Durun bakacağız para durumuna. Kaç paralık araba almak istiyorsunuz? İnşallah. 30-32 bin civarında bir araba. 30-32 civarında evet. 30 bin liralık bir araba için bugün benden onay istiyorsunuz. Siz arabaları bayağı seviyorsunuz. Bu bir istek mi, ihtiyaç mı? Sorayım mı bu soruyu? Yok, istek değil, ihtiyaç. Arabanız mı yok? Evet, şu anda arabam yok. Arabanız yok. Öncesine kadar vardı, şimdi yok evet. Peki, çok güzel. Hemen gelelim para durumunuza bakalım. Bugünkü para durumu. 44 yaşındasınız. Bugünkü para durumunuz, iki çocuğunuz var Allah bağışlasın. 30 bin liralık bir araba almak için müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir geliriniz var? 2700 liralık bir aylık gelirim var. 1700 liralık giderim var. 2700 liralık geliriniz var. Evet. Peki. 1700 lira giderim var. Gider 1700 lira. Evet. Eşim ev hanımı. Borç var mı? Borç yok elhamdülillah. Birikim var mı? 20 bin liralık banka birikimi var, nakit banka hesabında. 35 bin liralık da hisse senedim var borsada. 35 bin liralık hisse senediniz var, 20 bin lira nakit paranız var. 30 bin liralık araba almak istiyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz bu 30 bin liralık arabayı? 20 bin lira nakitim olduğu için onu bir dostumdan 10 bin lira faiz işine bulaşmak istemediğim için 10 bin lira borç almayı düşünüyorum ki kabul etti arkadaşım. Ben onu bir sene zarfında, bir dahaki sene Ağustos, Eylül ayına kadar ödemeyi planlıyorum. Şöyle de bir durum var. Önümüzdeki sene Temmuz ayında 6 bin liralık bir nakit girişim olacak. Peki Hasan Bey şunu sorabilir miyim size? Buyurun. Sizin oturduğunuz ev kendi eviniz mi? Evet. Peki. Ben bugün size onay veriyorum. Teşekkür ederim. Onay, Allah razı olsun. Onay veriyorum ama birikime devam diyorum. 4 kişilik İnşallah. Bir ailesiniz. Emekliliğe şöyle bir 10-15 sene kalmış. Aman birikimi ihmal etmeyin. Yok 6 senem var. 6 seneniz Şu var. Şu anda günüm dolu vaziyette. 6 sene yaşı bekliyorum. Yani şunu hatırlatmak istiyorum Hasan Bey. Bakın Buyurun. Araba alınca esas masraflar o zaman başlıyor. Evet, ben onun hesabını da yaptım Özlem Hepsini Hanım. Bütçeye koydunuz, var diyorsunuz. Ben bugün onay veriyorum. Evinizde evet, var diye ama birikim için söz istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Teşekkürler size. Hayırlı yayınlar inşallah. Sağ olun.